Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Sizler istediğiniz bizler yaptık. Birinci yazılı kampı coğrafya kısmıyla karşınızdayız. Tabii ki de yorumlarda bol bol gördük. Hocam yazılılar başlıyor. Yazılı çalışması yapın. Ve biz bu hafta sizlere yazılı kampı haftası düzenledik. Birinci kısmımızda 20 Ekim tarihiyle matematikle başladınız. Fizik, kimya, biyoloji, tarih, edebiyat dedikten sonra geldik bize. Yani kime? Coğrafyaya. Pazar 24 Ekim saat 17 hadi bakalım yazılı kampımızdaki coğrafya kısmını neler göreceğiz neler öğreneceğiz burada size neler sorulur onlarla ilgili güzel bir çalışma yapalım haydi başlıyoruz Şimdi birinci kısımda tabii ki de birinci dönem birinci yazılı konularına baktığımda birinci ünitede dünyanın tektonik oluşumundan bahsedeceğiz. Sonraki kısımda ikinci ünitede jeolojik zamanlar 3, 4, 5, 6 ünitede burayı bitireceğiz. Yani siz bu kısımda 6 tane bölüm kısmını yani ünite kısmından sorumlusunuz. Hemen birinci kısım dünyanın tektonik oluşumu burada dünyanın iç yapısı ve levha tektoniğinden bahsettik. Biz öğretmenleriniz de size bahsetti ve burada özellikle şunu unutma. Yerin en ince katmanı derse bu katman litosferdir. Yerin en geniş ve en kalın katmanları aynı ifade değil. En geniş hacme sahip katman manto. Yerin en kalın katmanı ise çekirdektir arkadaşlar. Bak bu ifadeler can alıcı ifadeler buraya dikkat etmemiz lazım ve levha tektoniği teorisine göre kıtaların birbirinden uzaklaşmasını ya da yakınlaşmasını sağlayan temel faktör mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketlerdir. Ve bu hareketler aynı zamanda iç kuvvetlerin de kaynağını almasına sebep olabilir deriz. O yüzden bu manto kısmı gene yerin katmanı ile ilgili bunu da unutmayalım. Yerin iç kısmına doğru inildikçe yani şöyle baktığımız zaman litosferden şöyle çekirdeğe kadar indiğimizde hem sıcaklık hem basınç hem yoğunluk artar diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu ifade de önemli bir ifade. Ve Türkiye arazisine baktığımız zaman jeolojik dönemler içerisinde ana hatlarının oluştuğu dönemin Senezoik dönemi olduğunu bileceksiniz. Özellikle Senezoik döneminde hem Tersiyer devrinde hem de Kuaterner devrinde Türkiye arazisi ana hatlarıyla oluşmuştur. Ama Türkiye'de Paleozoik döneme ait, Mesozoik döneme ait arazilerde mevcuttur. Bunu da unutmayalım. Özellikle masif dediğimiz bir kavram vardı yaşlı arazilerdi değil mi arkadaşlar? Mesela bizim ülkemizde de masif araziler bulunmaktadır. Aynı zamanda levha sınırları arazilerdeki, coğrafyalardaki en böyle zayıf alanlar olduğu için bu alanlarda hem deprem riski hem volkanik faaliyetler hem de sıcak su kaynaklarına yaygın olarak rastlanılmaktadır diyorduk hatırlayalım değil mi? Geldik. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı kısımlara İç kuvvetler, kayaçlar, Türkiye'de iç kuvvetler ve dış Kuvvetler arkadaşlar. Burada neleri bilmemiz gerekiyor? İç kuvvetler unutma yerin şekillenmesinde yeni bir yer yüzey tipinin yer şekli tipinin ortaya çıkmasında etkili kuvvetlerdir. Ve bu kuvvetler kaynağını litosfer manto çekirdek üçgenindeki mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketlerden akımlardan alır. Konveksiyonel akımlar nedir dediğimizde ısınan magmanın yükselip litosfere çarpı litosferimizi hareket ettirmesidir diyebiliriz tamam mı? Orojenezde senklinal antiklinal, horst, graben kavramlarını unutma. Senklinal ve antiklinal hangi orajenik hareket sonucunda oluşuyor dersek kıvrım orajeniz sonucunda, horst, graben ise kırık orajeniz sonucunda meydana gelmektedir. Epirojenezde ise transgresyon ve regresyon olaylarını unutma. Epirojenez neydi? Kıtanın dikey yönde yükselip ya da alçalması işlemiydi. Yükselmesi işleminde deniz geriye çekilip R yaptı, geriye gitti, regresyon. Deniz ileriye gitti, kara alçaldı, trans gitti, transgresyon. Transtan yani gitmekten, regresyon, R'ye geriye gelmekten de böyle kodlayabiliriz. Volkanizmada unutma, batolit, dike, lakolit, sil gibi kavramlar derinlik volkanizmasını mar, krater, kaldera, lav, tüf, lapilli volkan bombası yüzey volkanizmasını ifade eden kavramlardır. O zaman volkanizmaydı ne yapıyorduk? İkiye ayırıyorduk. Bunlardan birincisi derinlik volkanizması, ikincisi yüzey volkanizmasıydı. Kayaçlar oluşum özelliklerine göre farklı aşınma derecelerine sahiptir. Nasıl? Birincisi magmatik kayaçlar sevgili arkadaşlar. Magmatik kayaçları ikiye ayırıyoruz. Derinlik ve yüzey kayaçları diye. Magmatik kayaçlar aşınmaya karşı dirençli kayaçlardır. Ha tüf için diğerlerine göre daha az dirençlidir diye ama genel itibariyle böyledir. Tortul kayaçlar ya da diğer ismiyle sedimenter kayaçlar aşınmaya karşı daha dirençsiz kayaçlardır. Metamorfik yani başkalaşım kayaçları ise aşınmaya karşı daha dirençli kayaçlardır diyebiliriz. Aynı zamanda tortul kayaçlar tabakalı yapı gösterdiği için bünyelerinde fosil burundurma ihtimalleri de yüksektir. Metamorfik kayaçlar diğer kayaçların sıcaklık basınç altında uğradığı değişime bağlı olarak ortaya çıkan kayaçlardır. Magmatik kayaçlarda ise magmanın soğuduğu yere göre isimlendirildiğini de biliyoruz. Eğer ki derinlerde soğursa derinlik kayaşları, yüzeye çıkıp magma soğursa yüzey kayaşlarını oluşturuyordu diyebiliriz. Rüzgarlar özellikle iklimlerin kurak ve yarı kurak olduğu alanlarda görülür. Ve burada şöyle parantez açıyorum. Dünyada rüzgar aşının ve birikim şekillerinin en yaygın görüldüğü alanlar çöl iklimidir. Çünkü burası kurak iklim bölgesidir diyebiliriz. Karstik dediğimiz zaman karstik dediğimiz zaman aklına ne gelecek senin? Kireç taşı gelecek diğer ismiyle kalker gelmeli tamam mı? Ya da jips gelebilir sevgili arkadaşlar. Bu da alçı taşıdır ama en önemlisi nedir dediğimizde kireç taşıdır ve Karker, karstik ifadesi gördüğünde bizim ülkemizde Akdeniz bölgesini gözün arasın. Bunu da unutma. Geldik şimdi eşleştirme kısmımıza ama eşleştirme kısmımızdan önce ben size burada sınavda bizim kitaplarımızdan nereye kadar sorumlusunuz onların ödevlendirmesini yapayım oraları güzel güzel videomuz bittikten sonra çözün sevgili arkadaşlar hemen sıfırdan ona konu anlatımlı soru bankası kısmımıza geliyoruz şöyle doğal sistemler ünitesi içerisinde dünyanın teknolojik oluşumunu öğreneceksiniz yapmak zorundasınız jeolojik zamanlar iç kuvvetler kayaçlar Türkiye'de iç kuvvetler kuvvetler dış kuvvetlere geldiğimizde akarsular var rüzgarlar var ve karstik şekiller var. Bunları bilmek zorundasın. Yani geldiğimizde sayfa 46'ya kadar konu anlatımlı kısmımızdan tekrar etmeni tavsiye ederim. Neden? Oldu ki bir konuda eksiğin var. Ya ben burayı tam oturtamadım dersen bu kitap senin en büyük yardımcın. Niye? Çünkü şöyle bir açtığımızda volkanizma ile ilgili eksiğin var. Açıyorsun bakıyorsun ha yüzey volkanizmasında bunlar. Ha derinlik volkanizmasında bu şekiller varmış deyip. Aa gel burada çözeyim ben bu soruyu diyorsun ve burayı güzel bir şekilde oturtuyorsun diyebiliriz. İkinci kısımda eksiğin çok yok. Eksiklerini kapadın ve tak 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 soru çözmek istiyorsun. Bu kitap tam senin yardımcın. Buna baktığımız zaman gelin içeriye şöyle bir bakalım. Doğal sistemler ünite bir dünyanın yapısı, tektonik oluşumu, levha tektoniği, kayaçlar, iç kuvvetler, dış kuvvetler ve burada özellikle sevgili arkadaşlar şuraya kadar. Şöyle kapatıyorum 35. sayfaya kadar buradaki tüm soruları güzel güzel çözüyorsun. Bak bu kitabın en güzel özelliği nedir derseniz bu kitapta bölüm sonlarında tarama testleri yer almakta. Aynı zamanda tarama testlerinin sonlarına doğru geldiğimizde ise işte şöyle bir güzelliği var. Hem burada boşluk doldurma var hem doğru yanlış var hem çoktan seçmeli testlerle birlikte klasik sorular da var. Ve bu kitap seni yazılıya güzel bir şekilde tam anlamıyla hazırlayacak ikinci kaynağımızdır diyelim ve birinci eşleştirmemizle yazılı provasına başlayalım dedikten sonra hemen geldim. Ne diyorum buradan yüzde yüz karşına soru gelir. Nasıl gelir? Kayaşlar kaç gruba ayrılır? Örnek vererek açıklayınız diyebilir. Kayacı ayırırsın 3 gruba. Magmatik kayaşlar, tortul sedimenter kayaşlar, metamorfik kayaçlar dersin. Püskürük kayaşları yani magmatik kayaşları e, derinlik ve yüzey kayaşları diye ikiye ayırırsın. Tortul kayaşları fiziksel, kimyasal, organik tortul kayaşlar olarak 3'e ayırırsın başkalaşım ya da metamorfik kayaçlarını da yapıştırır geçersin. Mesela granit sevgili arkadaşlar. Granit bir nedir dersek püskürük Kayaçtır diyebiliriz. Burada hemen şöyle A diyoruz. Granit derinlik, iç püskürük kayacıdır. Bunu map kitaplarında şöyle de görmüş olabilirsiniz. Ben şuraya gördüyseniz böyle olarak yazdım ama map kitaplarında da güzel karşılığı var. Magmatik kayaçlardır sevgili arkadaşlar bunlar. Magmatik kayaçlardan A dediğimiz granit ise derinlik kayacı olarak karşımıza gelmekte. Mermer. Kalkerin başkalaşması sonucunda oluşan başkalaşım yani metamorfik kayaçtır kuvars, kum taşının başkalaşması sonucunda oluşan başkalaşım kayacıdır. Kil taşı, çakıl taşı, kum taşı. Bak kil taşı, çakıl taşı, kum taşı tortul kayaçtır ve bu Nedir dersek fiziksel tortul kayaçtır. Ben şuraya şöyle fiziksel tortul kayaç diye yazıyorum. Granite ise derinlik kayacı diye yazıyorum. Mermer başkalaşım kayacıydı. Kuvars gene başkalaşım kayacıydı. Kömüre geldiğimiz zaman ise kömür de bir tortul kayaçtır. Eyi böyle yaptık. Ve bu da Organik tortul kayaçtır sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bak granit, siyenit. İkisinde de it var. Bunların %90'ı doksanı Derinlik kayacı olarak karşımıza çıkar. Siyenit de derinlik kayacıdır. Yani püskürük kayaçtır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şöyle ne diyoruz? Makmatik kayaçlarda derinlik kayaçları olarak karşımıza çıkmakta. Hemen şöyle devam ettim. Granit'te de derinlik kayacı diye yazayım. Gabro. Gabro dediğimiz zaman granit, siyenit diorit, gabro. Gabro da gene aynı şekilde derinlik kayacı olarak karşımıza çıkar ve g'yi de makmatik kayaça aldık. Bazalt, andezit bunlar yüzey kayaç yani magmatik kayaçlar içerisine girer. Haş diyorum. Şöyle yüzey kayacı diye yazdım. Tüf gene aynı şekilde yüzey kayacıdır. Hemen şöyle yüzey kayacı diye yazdım. İ'yi de gene magmatik kayacıma aldım. Kireç taşı ve jip sevgili arkadaşlar. Kireç taşının diğer ismi kalkerdir. Jips'in diğer ismi ise alçı taşıdır sevgili arkadaşlar. Kireç taşı. Kimyasal tortul kayaçtır. Yani J'yi aldım. Jips de gene aynı şekilde kimyasal tortul kayaçtır. Burayı aldım. Bunlar su ile tepkimeye girdiğinde eriyik hale gelir. Burada özellikle Gneiss sevgili arkadaşlarım. Granit, sienit, diorit, gabdro. Buradaki granitin sıcaklık ve basınç altında gnays'a dönüştüğünü unutmayın. Gnays başkalaşım kayacıdır. Şist ise sevgili arkadaşlar başkalaşım kayacı olarak karşımıza çıkar. Bu da kil taşının sıcaklık ve basınç altında metamorfizmaya uğraması sonucunda oluşan bir kayaç grubudur diyebiliriz ve ikinci kısmımıza geldik. Burası da önemli. Neden? Çünkü burayı da hoca sorar. Der ki size yerin iç yapısını şekil çizerek açıklayınız der. Gelin hep birlikte açıklayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi yerin 3 tane katmanı var. Bunlardan birincisi neydi? Litosfer. Bunun diğer ismi taş küreydi. İkincisi manto, üçüncüsü ise çekirdekti sevgili arkadaşlar. Şimdi geliyoruz litosferi ikiye ayırıyorduk. Siyal ve Sima olmak üzere Mantoyu sevgili arkadaşlarım üst, orta, alt manto çekirdeği ise dış ve iç çekirdek olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Şimdi gelin hep birlikte bunları yapalım. Yerin en ince ve en hafif katmanı litosferdir arkadaşlar. 0-30 kilometre aralığında 33 kilometre aralığında yer almaktadır. En ince katmanıdır. Ve litosfer iki farklı tabakadan oluşur. Bunlardan kara kütlesini temsil eden kıtasal kabuk anlamına geldiği siyal okyanusal kabuk anlamına geldiği ise simadır diyebiliriz. Silisyum, alüminyum, silisyum, magnezyumdur. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yerin ikinci yer hacminin en geniş olduğu katman ise üst orta, alt manto olmak üzere 3'e ayırdığımız manto tabakasıdır sevgili arkadaşlar. Ve manto için şunu bilmemiz gerekir. Manto ile arkadaşlar çekirdek yani litosfer dediğimiz kısım arasında manto ile litosfer arasında yer alan kısma ise biz astenosfer deriz. Burada hemen şöyle şurayı şöyle göstermiş olayım ki üst mantığı gösteriyor gibi astenosfer olarak ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik yerin en sıcak en yoğun en kalın katmanına çekirdek katmanı. Birincisi en dışta olduğu için burasına biz dış çekirdek diyeceğiz. Burası ise iç çekirdek olarak karşımıza gelir. Ve unutma yerin iç kısımlarına doğru inildikçe bir sıcaklık artar 2 basınç artar. 3 yoğunluk artar. Bunu da bilmiş ol. Burası çok önemli. Neden? Çünkü burayı hocan sana soru olarak soracaktır. Geldik eşleştirmemize. Aşağıdaki olayların hangi iç kuvvetin etkisiyle oluştuğunu örnekteki gibi işaretleyiniz demiş. Ben bir tane örnek veriyorum. Grönland'ın her yıl yükselmesi dikey yönde yükselip alçalıyorsa bu epirojenik harekettir ve epirojenize çarpıyı atarız sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu örnek teki gibi işaretleyelim. RGS Karaca'da süpan gibi dağların oluşması. Bu dağlar volkanik dağlardır. O zaman bu volkanizma faaliyetleri sonucunda oluşmuştur diyebiliriz. Kıyı taraçaları ve herhangi bir merkezde epirojenik hareketlerin olduğunun en önemli kanıtıdır. O zaman bu ifade epirojenezdir. Yer kabuğunda kısa süreli salınımlar, sarsıntılar. Bunlara biz deprem diyeceğiz. Tabii ki de depremin diğer ismi seyizma. Orijenizin diğer ismi dağ oluşumu. Epirojenizin diğer ismi ise kıta hareketleri ya da kıta oluşumu olarak karşımıza çıkar. Kuzey Anadolu dağlarının oluşması. Bunlar kıvrım orojenizi sonucunda oluşmuş kıvrımlı dağlardır. O zaman bu ifadeyi hemen orojenizi ne yapıyoruz? ekliyoruz. Tsunami'nin meydana gelmesi, tsunami okyanus tabanlarında görülen depremler, volkanizma faaliyetleri ve heyelan olayları sonucunda oluşan olaylardır diyebiliriz. O zaman bunu hem volkanik faaliyete hem de depreme dahil edebiliriz çünkü bir tsunami'nin oluşması volkanizma ile de ilgilidir. O yüzden burada biraz daha ayrıntılı düşünelim. Mekemarı, mağar volkanizma faaliyetleri dışında patlamaları sonucunda oluşan çukur alanlardır. E volkanizma faaliyeti dışındaysa ne duruyoruz? Volkanizmayı işaretleyelim. Toros dağları Kuzey Anadolu dağları gibi sıkışmaya bağlı olarak oluşmuş kıvrımlı dağlık sistemlerdir. Yani kıvrım orojenizinde sonucu oluşmuştur ve orojenizi bunu da işaretlemiş olduk. Venedik'in her yıl alçalması. E, dikey yönde bir alçalma varsa bu epirojenik hareketlerdir. O zaman bunu da epirojenize ekledik. Bakırçay grabeninin meydana gelmesi. Grabenin meydana gelmesi kırık krikorajenin sonucunda oluşan bir durumdur. Graben şuradaki çukur alanda hatırlayalım. O zaman bu da orojenez yani dağ oluşum hareketleri neticesinde olmuştur diyebiliriz. Güzel bir etkinlik. Dört tane konuyu tek bir kısımda ne yaptı işledi. Şimdi geldik burada bize iki tane oluşum gösterilen bir şekil var ve burada harflerle belirtilen yerlerin isimlerini yazınız diyor. Hocan bu soruyu nasıl sorabilir sana? Dağ oluşumu nedir? Kaça ayrılır? Şekil çizerek açıklayınız der ve sen Dağ oluşumu nedir dediğinde, orojnik hareketler, orojenez nedir dediğinde, orojenez dağ oluşum hareketidir. Levhaların birbirine hareket etmesiyle birlikte sıkışan alanlarda biriken malzemeler esnek bir yapıya sahip ise kıvrım orojenezini meydana getirir ve kıvrılmayla birlikte yüksekte kalan kısımlar antiklinal olarak karşımıza çıkar ve Sıkışmayla birlikte kıvrılma sonucu alçakta kalan kısımlar ise senklinal olarak karşımıza gelir. O zaman D'ye baktığımız zaman antiklinali hemen şuraya yazdık. E, C'ye geldiğimiz zaman ise senklinali hemen şuraya yazdık diyoruz. Devam ettik sevgili arkadaşlar. Hemen eğer ki biriken malzemelerimiz sert bir yapıya sahip ve sıkışmaya bağlı olarak kırıldı ise kırık orijenizi meydana gelir diyebiliriz. Kırık orijenizinde yüksekte kalan kısımlara biz horst, alçakta kalan kısımları ise biz graben ifadesini kullanırız ve A al kısmı grabini, B kısmı ise horstu ifade eder. Bu sıra dağları oluşturur. Bu ise kırıklı dağları oluşturur. Bizim ülkemizde mesela buna örnek vermek gerekirse Torosları örnek verebilirsin. Ocan sordu mesela bu dağları ülkemizde örnek ver dedi. Ya da Kuzey Anadolu dağları diyebilirsin. Burada Canik Dağları, Giresun Dağları, Toroslar, Bey Dağları, Ak Dağlar, Bolkar Dağları'nı örnek verebilirsin. Kırık orijenizine, kırık dağların oluşumuna ülkemizde nereye örnek verebiliriz dersek. Mesela şöyle hemen. Madra Dağı diyorum. Bunun dışında Manisa hattında yer alan Boz Dağları diyorum. Aydın'da bulunan Aydın Dağları ya da Muğla'nın bulunduğu alanda yer alan Menteşe Dağlarını, kırık orojeni sonucunda oluşan dağlara örnek verebiliriz. Böyle bir soru sorabilir mi hocam? Tabii ki de sorabilir. Çünkü dağ oluşumu önemlidir. Geldik bir diğer kısma. Aşağıda verilen kavramların hangi iç kuvvete ait olduklarını işaretleyiniz demiş. Evet, şimdi bu kavramlar çok önemli. Dinle. Çünkü soru kökünde burası karşına gelebilir. O yüzden böyle iç kuvvetlerin tamamını güzel bir şekilde tekrar etmiş de olabiliriz burada. Bakıyorum. Senklinal. Biraz önce söyledik bunu. Kıvrım orojenizin sonucunda şöyle hemen kıvrım orojenizini de şuraya gösterelim. Şu aşağıda kalan kısımdı burası. Krater. Bir volkanik faaliyeti düşün. Lavın çıktığı şu ağız kısmı vardı ya, ağız kısmı işte kraterdi değil mi? Hatırla. Tsunami hem volkanizma hem deprem faaliyetleri sonucunda oluşan dev dalgalardı. Deniz ilerlemesi transgresyon trans geçiyor o zaman karanın ne yapması lazım alçalması lazım e bu ifade epirojenezdi batolit dike lakolit sil gibi şekiller bir volkanik faaliyette hemen şöyle volkanik dağımızı da çizelim bir volkanik faaliyette derinlerde oluşan yüksek kubbemsi yapıydı o zaman bu volkanizmaydı değil mi mesela bizim ülkemizde uludağ bir batolitti izostatik denge Yer kabuğumuzun manto üzerinde durduğu dengedir ve bu denge bozulduğunda epirojenez olayı meydana geliyordu. Antiklinal kıvrım orojenezinde yüksekte kalan kısımlara verdiğimiz isimdi. Horst ise Kırık orojenizinde alçakta kalan kısımlara graben, yüksekte kalan kısımlara ise verdiğimiz isimdi. Yani şuradaki yüksekte kalan kısımlar horst olarak karşımıza çıkmaktaydı. Sil, batolit, dike, lakolit, sil. Sil ise magmanın tabakalar arasına yatay bir şekilde sokulmasıyla oluşmuş şekillerdi volkanizma. Episantır, hiposantır da vardı episantır. Hipertansiyon, tansiyon içeride olur o zaman. Hiposantır bir depremin meydana geldi ilk kısım. Deprem dalgalar şeklinde yayıldı ve yeryüzeyine en kısa yoldan ulaştığı alana ise biz epicenter diyorduk unutma. E fay hattı tabii ki de tabakaların birbirine göre uyumsuzluğuydu. O zaman bu depremle ilgilidir. Graben e horslar tepede kalan kısım alçakta kalan kısım. Graben ise bu da orojenezdir. Dyke, batolit Dike. Dike ise volkanizma faaliyetleri neticesinde tabakaları yaran ve dik bir şekilde sokulup soğuyan magmadır. Derinlik volkanizması sonucunda oluşmuş şekildir diyoruz sevgili arkadaşlar. Buraya da önem verelim. Geldik boşluk doldurmalara aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri ekleyiniz demişim. Tabii ki de senin hocan eğer ki karma bir sınav yapacaksa boşluk doldurma senin karşına yüzde 99,9 çıkar. O yüzden boşluk doldurma var diyen arkadaşlarım öğretmenleriniz varsa böyle bir soru sorar ve buradan soru gelir. Belki de bizim sorularımızda sormuş olabilir. Markman'ın yer kabuğunun derinliklerinde soğumasıyla bak yüzeye çıkamadı. Yer kabuğunun derinliklerinde soğudu. O zaman hangi kayaçları oluşturur bu? Derinlik kayaçlarını oluşturur. Burada anahtar kelimeler çok önemli. Bak kayaçla ilgili ifade de. Makma yerin derinliklerinde soğuyorsa derinlik kayacıdır. Tamam mı? bak bunu unutma. Önemlidir diyelim. Geldik. Kum taşı ve kil taşı hangi kayaç grubu içerisinde yer alır derse. Burada özellikle bu iki kayaç grubu fiziksel tortul kayaç içerisinde yer alacaktır. Kum taşı, kil taşı, çakıl taşı fiziksel tortul kayaç grubu içerisinde yer alır. Kireç taşının yüksek sıcaklık ve basınç altında o zaman bu ne yaptı? Metamorfizmaya uğradı. Sevgili arkadaşlar bunun başkalaşmasıyla ne oluşur dersek ki bu kalkerdir diğer ismiyle. Kalkerin başkalaşmasıyla mermer dediğimiz kayaç oluşmuştur diyoruz. Devam ettim. Kıtalar ve okyanusların altında yer alan farklı büyüklükteki parçalara. Bak parçalar diyor. Puzzle'ın parçaları gibi düşün bunu. Bu parçaları biz levha deriz ve bu levhalar manto üzerinde bir dengede durur. Biz bu dengeye de izostatik denge deriz. Kayaçları inceleyen bilim dalı nedir dediğimizde, kayaçları inceleyen bilim dalı petrografidir sevgili arkadaşlar. Onu da yazmış olalım. Manto'nun yer kabuğuna yakın olan üst kısmına. Bak yer kabuğu ile manto arasında o yakın olan üst kısma biz astenosfer diyoruz. Bunu da unutmamış olalım. Geniş yer kabuğu parçalarının yükselip alçalması olayına denge bozuldu. Bazısı yükseldi bazısı alçaldı. O zaman biz bu olaya epirojenez deriz sevgili arkadaşlar. Epirojenez kıtanın diye dikey yönde yükselip ya da alçalması işlemidir diyoruz. Geldik devam edelim. Markmanın yeryüzüne çıkması veya Yeryüzüne yakın yerleri kadar sokulması olayına biz Tabii ki de volkanizma faaliyetleri deriz. Volkanizma faaliyetlerinde yeryüzüne çıkarsa yüzey volkanizmasını oluşturur. Yeryüzeyine yakın yerlere kadar sokulup soğur burada bir volkanizma oluşursa derinlik volkanizmasıdır bu tanımdan yola çıktık. Yer hareketlerini sürekli olarak kaydederek yer sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini, merkezini ve saatini saptamaya yarayan aygıt ise sismograftır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Hemen şöyle sismograf diye yazdık. Orojenez esnasında kırılma sonucu oluşan yukarıda kalan kısım. Yani şöyle kırılma sonucu oluşmuş yukarıda kalan kısımlar sevgili arkadaşlar. Nedir bunlar? Tabii ki de horstlardı değil mi? Alçakta kalan, altta kalan kısım ise graben olarak karşımıza çıkmakta. Magmanın tabakaları keserek damar şeklinde katılaşmasıyla. Bak tabakalar şöyle tabaka düşünün tamam mı? Bunlar birer tabaka. Tabakayı keserek kestiğinde böyle kesecek mi? Ve böyle sokulduğunda dik bir şekilde sokuldu mu? Sokuldu. İşte biz bu dik şekilde sokulan makmaya dayk diyoruz arkadaşlar. Yer kabuğu içerisinde meydana gelen depremin başladığı nokta iç merkez iç içeride hipo hipertansiyon hiposantır tamam mı oradan gelsin aklına hiposantır ifadesini kullanıyoruz. Dış merkez ise episantırdı değil mi? Bitki ve hayvan kalıntılarının belli alanlarda birikip sertleşmesiyle tabii ki de tortul kayaçlar oluşur sevgili arkadaşlar. Hangi tortul kayaç derse organik tortul kayaçlar oluşur. Tamam bunu unutmayalım. Önemlidir bitki ve hayvan kalıntıları belli bir ortamda birikip sertleşecektir diyebiliriz. Geldik diğer kısma. Akarsuların oluşturduğu şekilleri yazınız. Burada özellikle böyle bir soru karşına gelebilir. Neden? Çünkü akarsuyun oluşturduğu birçok şekil var. Hoca sana bunu akarsu aşınım şekillerini yazınız olarak söyleyebilir. Şekiller verip hangi şeklin o alışımı mıdır birikimidir? bunu da sorabilir ama şöyle yazıyoruz. Bir akarsuların oluşturduğu şekilleri üçe ayıracağız. Bunlardan birincisi akarsuyun oluşturduğu aşınım şekilleridir. İkincisi akarsuyun oluşturmuş olduğu birikim şekilleridir. Üçüncüsü ise akarsuyun oluşturmuş olduğu hem aşınım şekli var aynı zamanda birikim şekli yani hem aşınım hem birikimin etkili olduğu şekiller diyecek bize. O zaman gelin hep birlikte sağdan sola doğru ...doğru gidelim. Akarsuyun hem aşınım ...hem birikim şeklinde etkili olduğu... ...birinci şekil mendereslerdir. Yani büklümlerdir. Eğiminin azaldığı yerde oluşan şekillerdir. Bir diğeri ise... Taraçadır arkadaşlar. Diğer ismiyle seki olarak karşımıza gelir ve bunun oluşmasında epirojenezde etkili olduğunu unutmayalım. Çünkü arazi yükseldiğinde akarsu yatağını derine aşındırıyor ve basamak şeklinde akarsuyun yan kısımlarında taraçaları görebilmekteyiz. Birikim şekillerine geldiğimizde bak burayı şöyle yapacağız. Önce bir koni oluşur. Biz buna birikinti konisi deriz tamam mı? Koniler birleştiğinde yelpazeye benzer ve biz buna birikinti yelpazesi deriz. Yani hem birikinti konisi hem de birikinti yelpazesi var. Birkaç yelpaze birleşirse dağın eteğinde bir ova oluşur ve biz bu ovaya dağ eteği Ovası deriz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte dağın içinde de bu ova oluşabilir. Dağ içi ovası olabilir. Bir akarsuyun bu akış noktasının iç kısmında bir birikim meydana gelebilir. Bu da akarsuyun içerisinde olduğu için etrafı akarsuyun sularıyla çevrili olduğu için ırmak adası olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte aynı zamanda burada neler vardır dediğimizde delta ovaları oluşabilir. Taban seviyesi ovası oluşabilir. Bunlar akarsuyun genel itibariyle birikim şekilleridir diyebiliriz. Aşırım şekillerinden birincisi vadidir. Vadi çentik vadi olabilir. Asimetrik vadi olabilir. Geniş taban Aslanlı Vadi olabilir, Kanyon Vadi olabilir, Boğaz Vadi olabilir. Bunları da siz ekstra ekleyin tamam mı? Vadi dışında mesela neler var? Bir akarsu eğim kırıklığıyla döküldüğü yerde çağlayanlar oluşturur. Döküldüğü alanlarda ise aşınım çukurları dediğimiz dev kazanları oluşur. Bu da mesela bir akarsu aşınım şeklidir. Dev kazanı diyoruz. Ya da burada özellikle başka ne oluşabilir dersek mesela sevgili arkadaşlar peribacaları değil mi? En karıştırılan yerlerden bir tanesi. Peribacaları. Bunun dışında kırgı bayırlar sevgili arkadaşlar. Gene akarsuyun aşınım şeklinde oluşmuş şekillerdir. Ben şuraya nokta nokta yapıyorum. Siz bu kısmı da bilin unutmayın sevgili arkadaşlar haberiniz olsun. Geldik bir diğer kısma tabii ki de dış kuvvetlerden karşına bir soru gelecek. Ya bu akarsularla ilgili olacak böyle bir ifade isteyecek senden ya da rüzgarlarla ilgili bir ifade olacak. Diyor ki rüzgarların etkili oldukları yerleri yazınız. Bak sana eğer ki bir ifadede rüzgarların etkili oldukları yerleri yazınız derse öncelikle şöyle yaz. Rüzgarlar yarı kurak ve kurak iklim bölgelerinde etkilidir de. Tamam mı? Şimdi hangi iklim bölgelerinde etkili olduğunu yazdın mı? Yazdın. Etkilidir diye yazıyoruz. Eğer ki burada sana Konum belirtmek istiyorsa mesela kurak iklim bölgelerinde Afrika'nın kuzeyi diyebilirsin, Avustralya'nın iç batı kısmı diyebilirsin, Arabistan Yarımadası diyebilirsin, Orta Asya diyebilirsin. Bizim ülkemizde iç Anadolu Bölgesi ya da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni söyleyebilirsin. Rüzgarlar sonucunda oluşan şekiller nelerdir dediğinde de gene buradaki gibi üçe değildi. Bu sefer ikiye ayıracağız. Bir Rüzgar aşınım şekilleri, ikincisi ise rüzgar birikim şekilleri diyeceğiz. Aşınım şekillerinde neler vardı dediğimde ben birkaç tanesini şöyle sizin için yazayım. Birincisi mesela tafoniler vardı değil mi? Tafoniler delikli yapıydı unutma. Onun dışında mesela mantar kayalar vardı. Şahit Kaya vardı. Yardank vardı değil mi arkadaşlar? Bunlar mesela rüzgar aşınım şekilleri olarak karşımıza çıkmaktaydı. Birikim şekillerine geldiğimiz zaman ise lösler vardı. Rüzgarların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tipleriydi. Kumullar vardı. Kum tepeleri olarak karşımıza çıkıyordu. Bir de hilal şeklindeki birikim kumulları vardı. Bunlar da barkanlardı. Hemen şöyle şuraya da hilal şeklindeki birikim kumuluna şöyle göstermiş olalım. Ya böyle bir soru ya da böyle bir soru senin karşına gel gelecek. Devam ettik etkinlik kısımlarımızdan bir diğerine. Volkanizma sonucunda oluşan yeryüzü şekillerini yazınız demiş. Şimdi volkanizma kaça ayrılıyordu dediğimizde volkanizma faaliyeti ikiye ayrılıyordu. Bunlardan birincisi volkanizma yani magmanın derinlerde soğumasıyla birlikte derinlik volkanizmasıydı. Yüzeyde soğumasıyla birlikte de meydana gelen yüzey volkanizması vardı diyebiliriz. Derinlik volkanizmasında neler vardı dediğimizde mesela batolitler vardı değil mi? Dayklar vardı. Onun dışında lakolit vardı ve sil dediğimiz şekiller vardı. Sil mesela yatay. Şöyle yapayım. Dark dediğimiz dik. Lakolit mantara benzeyen batolit daha büyük kübbemsi yapılardı. Yüzey volkanizmasına geldiğimiz zaman burada mağaralar vardı. Patlama çukuru. Krater lavın çıktığı kısımdı. Volkan konisi volkanik dağ olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bununla birlikte lavlar vardı. Yani magma vardı sevgili arkadaşlar. Lapilli volkan bombası, volkan külü, tüfler vardı. Bunlar da ortaya çıkan malzemelerdi diye Biliriz geldik başkalaşım kayaçların örnekleriniz kayaçlarla ilgili ya bir kavram haritası ya da böyle bir soru gelecektir karşına. Mesela diyeceksiniz ki kalker dediğimiz ya da diğer ismiyle kireç taşıdır yüksek sıcaklık ve basınç altında metamorfizme uğraması sonucunda mermer dediğimiz kayaç ortaya çıkıyor. Ya da granitler sevgili arkadaşlarım granitlerin sıcaklık ve basınç altında uğradığı değişim sonucunda gnayslar ortaya çıkıyor. Kil taşının sıcaklık ve basınç altında uğradığı değişim sonucunda şistler ortaya çıkıyor. Ya da kum taşının sıcaklık ve basınç altında uğradığı değişim sonucunda kuvarslar ortaya çıkıyor. Hemen şöyle kuvars diye yazıyoruz. Bunları da unutmamış olalım. Geldik bir diğer kısmımıza çoktan seçmeli kısım. Diyor ki soru bize. Bir bölgede oluşacak depremin şiddeti üzerinde bir deprem meydana geldi. Bunun şiddeti üzerinde bir yükselti, 2. iklim özellikleri, 3. binaların özellikleri, 4. arazinin jeolojik yapısı özelliklerinden hangileri daha fazla etkilidir? Tabii ki arkadaşlar bir deprem meydana geldiğinde depremin şiddeti etkilidir. Depremin şiddeti dışında depremin yaşandığı alanlardaki binaların özellikleri özellikle depreme dayanıklı mı değil mi? Ve bu depremin dayanıklı ya da dayanıksız binalar yapılması depremin şiddeti üzerinde, oradaki yıkıcı etkisi üzerinde etkilidir diyebiliriz. Arazinin jeolojik yapısı gene depremin şiddeti üzerinde, etkilediği alan üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle yumuşak arazilerde deprem daha geniş bir etkiye sahiptir diyebiliriz. O yüzden sorumuzun cevabı 3 ve 4 ile D seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Ürgüp göreme çevresindeki peri bacalarının oluşumunda aşağıdaki kayaçlardan hangisi etkili olmuştur? Bak şunu unutma. Peri bacası neydi? Peri bacası akarsu aşınım şekliydi. Hemen şöyle düşünüyorsun ya orada akarsu yok. Sağnak yağışlar sonucunda meydana gelen aşındırma ile oluşuyor arkadaşlar. Ve peri bacalarının etkili olduğu alanlarda tüfler çok önemli bir kayaç grubudur. Ve bunlar aşınmayla birlikte alt kısımda tüflerin tepe kısımda bazaltların olduğu şekiller var. İşte biz bu şekillere peri bacası diyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Karşımızda bir dünya haritası ve diyor ki yukarıda işaretli alanlardan hangisinde deprem tehlikesi diğerlerine göre daha yüksektir? Şimdi böyle bir soru geldiğinde karşımıza şöyle yapacağız. Bir, Amerika'nın batı kısmını şöyle kıyı alanını şöyle işaretliyorum aşağıya kadar indim tamam mı? İzlanda var ya şurada İzlanda'dan şöyle Atlas Okyanusu'nun tam ortasından aşağı kadar iniyorum. Asya'nın doğusunu alıyorum şöyle. Şurada adaları da içerisine dahil edip şuradan şöyle gidiyorum. Bak 3 tane I'yi indirdik mi? Ondan sonra yapacağın işlem Türkiye'yi bul. Türkiye'den bir batıya git bir de doğuya kadar git. I ve H harfi yaptım mı? Yaptım. Eğer ki buraya temas eden yer varsa deprem tehlikesi yüksektir. E sorunun cevabı çıktı. 2 numara sevgili arkadaşlar. Pasifik deprem kuşağı dünyadaki depremlerin çok büyük bir kısmının etkili olduğu yerdir sevgili arkadaşlar. Alp Himalaya deprem kuşağı da önemlidir. ikinci kısımdır. Bilginiz olsun. Bir diğer soruya geldiğimiz zaman jeolojik dönemlere ait aşağıdaki olaylardan hangisi oluşum yönüyle diğerlerine göre daha eskiye dayanır demiş. Alp Himalaya dağlarının oluşması Senozoik dediğimiz döneme aittir diyebiliriz. Tersiyer Senezoik diye yazalım şuraya. İstanbul Çanakkale Boğazları'nın oluşması gene Senozoyin alt devirlerinden oluşur. Egeit Karası'nın çökerek Ege Denizi'nin oluşması gene Senezoik döneminde meydana gelmiştir. Hersiniyen ve Kaledoniyen Orojenezlerinin oluşması Paleozoik döneminde meydana gelmiştir. İskandinavya ve Kanada gibi alanların buzullar altında kalması. Bak buzullaşma buzullaşma varsa bu özellikle Senezoik döneminde meydana gelmiştir diyebiliriz. Bize diyor ki hangisi daha eskiye dayanabilir? Tabii ki de Paleozoikle D seçeneğidir arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki bir akarsu ağzında delta oluşmuş ise bu yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar bir alanda delta oluşumu oluşamaymışsa... ...akarsu aşındırması etkilidir... ...gel -git fazladır... ...kıyıda güçlü akıntılar vardır... ...kıta sahanlığı geniştir... ...yüksek enlemlerdir diyoruz... ...şimdi bir yerde deltanın oluşabilmesi için... ...evet akarsuların malzeme aşındırması lazım... Ama özellikle aşındırdığı malzemeleri denize getirdiğinde kıta sahanlığının geniş olması lazım. Yani şöyle bir ifadeye bakarsak şurasının şöyle mesela deniz olduğunu düşünün tamam mı? Burada akarsu karadan malzemeyi aşırıp getirdiğinde denizin tabanına gider ve delta oluşumu burada zordur. Ama Şöyle bir arazi olursa sevgili arkadaşlar hemen şöyle şuraya şöyle denizi yapıştırdım. Mesela burada aşındırdığım malzemeleri rahat bir şekilde buralarda biriktirip burada delta oluşabilir. Ama bu alanda delta oluşamaz. Çünkü bu alanda kıta sahanlığı dardır. O yüzden kıta sahanlığının geniş olduğu alanlarda delta oluşumu daha kolaydır diyelim ve bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi diğerlerinden farklı bir dış güç tarafından dış kuvvet tarafından oluşturulmuştur. Ovaya baktığımız zaman mesela delta ovası, taban seviyesi ovası akarsu aşınımı sonucunda, akarsu birikimi sonucunda meydana gelebilir diyebiliriz. Vadi akarsu aşınımı sonucunda meydana gelir. Tafoni rüzgar aşınımı sonucunda meydana gelebilir. Dev kazanı akarsu aşınımı sonucunda meydana gelebilir. Plato gene aynı şekilde akarsu aşınımı sonucunda meydana gelir. O yüzden bize farklı bir dış kuvvet tarafından oluşturulmuştur diyor. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Dedikten sonra geldik yazılı provamızın bizim sizler için seçtiğimiz sorunun coğrafi kısmının sonuna hepinize yazılarınızda bol bol başarılar diliyorum ve o yazıların şimdi canına okuma vakti güzel güzel tekrarlarınızı yapın yazılıya bomba gibi girin ve güzel güzel cevaplarınızı yorumlar kısmına atın hadi bakalım karşında ödüllü soru cevapları yorumlar kısmına bekliyorum bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinizi çok iyi bakın kolay gelsin iyi çalışmalar